Bu Ankara'nın öyküsü, hepimiz içinde yaşıyoruz ama bu öykü nedir? Böyle çok resmi anlatılabilir. İşte Ankara şuydu, Yansen geldi, şunu yaptı, bunu yaptı. Bu artık çok bilinen öyküler. Ben biraz daha animasyon yaparak sizleri de eğlendirmeye çalışacağım. Öyle bir sunuşu yapmak isterim. Nereden aşağı gidiyor? Tabii Ankara'nın özellikleri hepimiz gene biliyoruz. Müthiş bir kalesi var, bir at eğerine benzer, nadir kalmış iyi kalelerden. Türkiye'de bir de Kars Kalesi böyledir. İkisi arasında epey bir benzerlik vardır. Şimdi Ankara'nın özellikleri var kuşkusuz. İsmi özel. Yani Ankara kimi diyor ki çapa, peki ya deniz olmayan yerde çapanın ne işi var? Ama galiba ben bunu bir miktar Friedler'den falan sonra kendi kafamda çözdüm öyle diye. Balkanlardan bir sürü göç geliyor Anadolu'ya. Ve bu Friedler de onlardan biri. Sanıyorum burada çapa atıyorlar. Öyle geliyorum. Yani tarih spekülasyona dayalı bir şeydir. Bir resmi tarih vardır. O her yerde yazar motomot. Bir de sizin spekülasyonunuz vardır. İşi galiba eğlenceli yapan o. Tabii Ankara'nın tavşanı var, keçisi var. Bu ikisinin yönü birbirine karıştırılır genellikle. Bir de kedisi var. Ankara armudu var, balı var. İşte şarapları var. Bir de eskiden Ankara vapuru vardı. Şeye Akdeniz seferlerine giderdi. Dolayısıyla Ankara'nın bu türden özelliklerini önemsiyorum. Bir de seymenlerimiz var. Bunlar niye böyle baldırı çıplak gezerler Anadolu'nun soğuğunda diye düşündüm. Ankara'nın bir kozmopolitliği var galiba. Gerçi şimdi örtündü onlar da. Ama eski zamanda Ege zeybeklerine benzerdi Ankara'nın seymenleri diye düşünüyorum. Şimdi bağlarlarsa hepinizin bildiği Ankara havalarından, dün de bunun şeylerinden birisi ölmüş, Ankaralı Namık sanıyorum. Kendisine rahmet dilerim. Nasıl? Omuza geçmiş. Bildiğiniz şarkılar diyelim misket. Ama şey önemli değil, misket önemli değil. O tını önemli sanıyorum. O tını şöyle önemli. Musa Eroğlu benim bir miktar dostum olur. Bir sefer eşimle de birlikte. Eşim dedi ki sizde de hiç Ankara havası çalmıyorsunuz dedi. Musa Eroğlu 10 dakika sazının akorlarıyla oynadı. Değiştirmeye çalıştı. Dedi ki Ankara havası başkadır dedi. Her yerlerine benzemez dedi. Onun ilişkisini de ben sonra Frig makamı diye son 3 yılda kafayı taktığım bir şeyle eşleştireceğim sırası geldiğinde. Ama oradaki iki parçadan biri Fidayda, biri Mistek. İkisi aynı mıdır bilmiyorum. Dendir herhalde. Şimdi bu Elif Şafak da ODTÜ'lü bildiğim kadarıyla bu Newsweek'te sanıyorum yazdığı bir şey. Yani Ankara'yı şöyle tanımlıyor, bir otoritenin sokağında diyor. Yaratıcılık olarak tanımlıyor Ankara'yı. Öyle bir yaklaşımı var ama Ankara'nın maskotlarını o da atlamış benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi şöyle yapalım, Ankara kedisinin tüyü bir olay, tavşanın, Ankara tavşanının tüyü bir başka olay. Bunlardan birine Angora deniyor, öbürüne Mohair deniyor. Dolayısıyla bayanlar benden daha iyi bilirler sanıyorum bu konuyu ama ikisi de bir miktar kalmadığı için rahmetli Raci uğraşırdı Ankara tavşanının tüyüyle. Bu hala birbirine karışık. Üçüncü
ögesi de tabii kedimiz. Dünyaya bizi ünlü yapan. Şimdi bu kadar Ankara için. Ankara'nın benim gördüğüm değerleri bunlar. Zaman içinde diğer şeyleri de çıkacak. Ben kenti şöyle tarif etmek istiyorum. Bu Chicago okulunun yaklaşık 100 yıl oluyor artık önce koyduğu kent kuramları var. Bu Marksistler bu kuramlara biraz tukaka ettiler ama o kuramlar çatır çatır çalışıyor hala. Bu kuramlara göre bir kent bazen merkezde yoğunlaşır, bazen açılır. Şimdi Ankara'yı bu gözle bakmak lazım. Kimi zaman böyle yoğunlaşmalar oluyor, kimi zaman yayılmalar oluyor. Bazen bir grup ya da kullanım bir yeri terk eder, başkaları gelir onun yerine. Böyle bir süreç yaşanır. Bazen bazı kullanımlar hakim olur. İşte mesela Cumhurbaşkanlığı köşkü hakim olur. Yüksek sınıflar kenti hakim olur. İşte şey onunla birlikte var olur kentin merkezi. Bir de bazen de birbirlerinden uzaklaşır, kopar kent parçaları. Bu kuramlar hala geçerli. Ankara'da da biz bunları yaşadık ve hala yaşıyoruz. Bu zaman içinde bu tekrar geri gelir bunlar ama aynı gelmez. Benim zamana dair de öyle bir kuramım var. Ve de benim gençliğimin iki şarkısı. Bunlardan birisi şeydir. Sanıyorum Petula Clark okumuştu. Downtown diye bir şarkı. Kentin merkezine atıfta bulunur. O kent merkezinin canlılığını, o trafiğin gürültüsünü ben hakikaten şehir dışına gitmem. Şimdi ev değiştireceğim. Ben şehrin gürültüsünü, neonlarını seviyorum. Gidip de Allah'ın dağında orada burada oturmam. Bu bana dair bir şey ama oraya da yüz binlerce adam gitti. Dolayısıyla bu da bir başka diyalektik süreç Ankara içinde ama Pete Seeger de sağ olsun şeyle dalga geçer Amerikan. Geliyor mu? Neyse. Peki, o da bu Petula Clark'ın şarkısı. Bu merkezi yücelten bir şarkı. Diğeri de Pete Seeger, Amerikan folk şarkıcısı. Burada tarif ettikleri şeye en çok çay yolunun bazı yerleri uyuyor. İşte böyle renkli renkli küçücük minicik evler, işte bizim gibi profesyoneller oraya giderler. Hepsinin hayali şudur. Hepsi işte tiki taki house işte. İşte martini yudumlarlar diye bir dalga geçer. Bu Amerikan suburb'üyle işte de o var. Şimdi Ankara'nın kısaca ikiye böldüm ben sunuşumu. Bir tanesi merkezinin çekirdek alanının oluşması. Ben bir kenti ikili olarak görüyorum. Bir çekirdek alan, bir çeper. Okuyanlar bilirler. Çekirdek alan işte kentteki bütün yapı adalarının sokaklardan oluştuğu yer. Şey ise konut sitelerinden oluştuğu yer. Fringe. Benim böyle basit bir anlatımım var. Ve Ankara, Roma zamanındaki o Galatya prensliğindeki önemi şu bence. İki tane Anadolu'yu oluşturan ırmağın ortasındaki bir yüksek plato. Yani Ankara'nın jeomorfolojik olarak var eden neden bunlardan biri. Kızılırmak'la Sakarya. İşte daha çok tatile gidiyor Ankaralılar, Sakarya'dan geçiyorlar ama doğuya gidenler mutlak Kızılırmak'la buluşacaklardır. Bu Ankara. Yontmataş döneminden beri var olan bir yerleşme. İşte hayıplarımız ünlüdür biliyorsunuz. Biri bizim okulda, birinin üstünde Anıtkabir var ama çok eski bir tarihi var. Şimdi 2 yıl kadar oluyor ya da 3 yıl çocukları Midas'a götürdüm. İşte Midas, Frigya falan ararken birden müzik dünyasına gittim. Ve bir Frig makamı diye bir makamı Batı'nın temel şeylerinden biri olduğunu öğrendim. Şimdi böyle bunu da tarif ediyor. Canlı, yırtıcı, alevli bir müzik. Yani bunlar da şeyden gelmişler, Balkanlardan gelmişler. Ve de gene okul
okuduğum kadarıyla Frigg makamı özellikle hor metale, heavy metale öncülük yapmış. Ben müzikçi değilim. Kimilerinden aktardığım bir şey ama ben hemen bununla bizim Ankara havaları arasında da bir bağ olacağını gene spekülatif tarih anlayış içinde vurdum. Yani Ankara havası da öyle. Öyle neşeli, çılgın, vurgulu. Demiyor böyle dürül dürül bir müzik, acaba böyle bir bağ var mıdır diye de düşündüm. Tabii Hititler döneminde Ankara var, işte Ankara, Midas bir arada var olmuşlar ama Anadolu sürekli geçilen bir yer. Ankara bütün tarih içinde öyle küçük bir yer olarak kalmış. Bir tek Roma döneminde Tuğrul Hocam derdi 100 bin nüfusa eriştiğini iddia ederdi. Bilmiyorum, olabilir böyle bir şey. Ama Ankara'nın bir Roma kenti olduğunu birçok Avrupalı bilmez. Hatta bizim Avrupa'ya giden yolumuzun altında Roma Anlaşması'nın yattığını, Ankara ile Roma'nın o dönemden beri var olduğunu birçok insan bilmez. Bugünkü Roma işte 3-5 tane yukarıda var. Çoğu Ankara'nın altında duruyor. Ve bu da Erkent'in tarihinde. Roma'dan Roma'sı da öyledir. Yani sonunda Mussolini gidip Forum'un göbeğinden yolu yaptı ki yıkamıyorlardı. Öyle duruyor. Şimdi devam edelim. Bunları hızlıca geçeyim. Şimdi Ankara'nın yerini bir şeyde saptadık. Yani bir yüksek plato iki ırmak arasında. Bir konu daha var. Bizim 41 yılında sanıyorum belirlenen coğrafya, coğrafi bölgelerimiz bize ilkokuldan beri coğrafya kongresinde belirlenmiş. İşte Orta Anadolu diye tarif ettiğimiz yerin biraz kuzeyi biraz batısında doğal olarak. Yani bütün batıdan gelen hareketlerin Orta Anadolu bölgesine girdiği yer Ankara. Dolayısıyla bu tarih içinde üzerinden geçilmiş, gidilmiş, gelmiş ama yeni cumhuriyette tabii bu çok daha önem kazanmış ve nerede bir yerde geleceğim ona sonra geleceğim, yeri bu. Geomorfolojik yapısını hep Oğuz Erol'un geomorfolojik bilimleridir, işte hep şikayet ederiz, çanak 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 dediğimiz şey işte şu çanak ama Anadolu'da neredeyse bütün kentler bir miktar çanaktır. Bir yandan özelliği olan bir yer, bir yandan da hala Ankara'nın sıkıntıya sokan, biz temiz hava soluyamayız Ankara'da çünkü çanak içinde yaşıyoruz. Unutun yani ne olursa olsun bir pislik olacak burada. Ve de Roma İmparatorluğu'ndan Roma parçalanırken iki başkent var, Roma ve İstanbul. Bizans dönüştüğünde gene İstanbul, Osmanlı'ya dönüştüğünde Bizans gene İstanbul. Dolayısıyla bu dünya hep İstanbul'un hakimiyeti altında kalmış. Ankara hep öyle köşede bucakta bir yerde bir basit kent. Ama coğrafi koşullar, siyasi koşullar tarafından yorumlandığında Ankara önem kazanmış. Dolayısıyla Anadolu Beylikleri döneminde de Ankara'nın sözü çok edilmez. İşte Roma Ankara'sı, Roma'nın o üçüncü duvardan kalan var mı Mehmet? Yok galiba, pek bir şey kalmamış. Avrupa'da bu diğerlerde var o duvardan. Ama şu da bence dünya uygarlığı, esas UNESCO miras listesine konulması gereken bu ikilidir. Yani ama Ankaralılardan bu çaba gelmiyor. Çünkü kültürel ve tarihi süreklilik dediğiniz şeyin bir basit duvar ilişkisiyle var olduğu yer burası. Neyse yani bir büyük Roma Ankara'sı var. Bunu biliyoruz. Selçuklar döneminde çok müthiş bir Ankara var mı? Pek emin değilim ama tek bildiğim bize birinci sınıfta Caneva Basic Design hocamızın rölevesini çıkarttırdığı Aslanhane Camii var kuşkusuz. Önemli bir Selçuk eseri. Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içinde de Ankara çok önemli değil. İşte ama Osmanlı'da bir tek bildiğimiz şey işte Ankara Savaşı var.
Ankara Savaşı'nda da işte Timur'un ünlü sözü var. Senin gibi bir körle benim gibi bir topala mı kaldı sözü meşhur. Bu Ankara'nın tarih içindeki bence mil taşlarından bir tanesi. Hepiniz çoğunuz belki bilmiyorsunuz. Yani bugün havaalanından indiğiniz yer Ankara Savaşı'nın olduğu yer. Yani o kadar da bilinen bir yer. Oradaki basit bir suyun. Hep savaşlarda bir su vardır iki tarafında olur. Yani tarihi savaşlar, Truva'da öyledir, Skamandros'unda öyle bir, burada da öyle bir çerçeve var. Şimdi 17. yüzyılda Osmanlı zamanında bir de Osmanlı batıyla bütünleşme savaşı için Ankara daha da kaybediyor. Var olan değerlerini kaybediyor çünkü ondan sonra artık üreten değil tüketen bir toplum, bir kent ve çökmeye başlıyor. Şimdi şurada iki Ankara var. Bunlardan bir tanesi şu size göre sağdaki 20-30 yıl önce bulundu. Bunu Şam sanıyorlarmış. Bir Dutch ressamın şeyi bu. Ama bakın birisinde bir müreffeh Ankara var. Bunu ters koymuşum sağda. Soldakinde ise bir çöken Ankara var. Yani bu gravürlere falan ben öyle bakarım. O gözle şey yapıyorum ve Ankara'nın bu fotoğrafla resimlerini yapıldığı dönemde de Mozart ünlü Türk Marşı'nı besteliyor. Beethoven'ın da bir Türk Marşı var biliyorsunuz. Neyse Mozart'ınki daha meşhur hepiniz bilirsiniz ama öbürü biraz daha az biliniyor. Ondan bir şey belki. Yani Batı'nın doğuya bakışı, o şeylerini yakalaması, belki Mozart'ınki biraz daha şey, bu daha böyle bir işte Osmanlı böyle bir marş havasında bir dünya kurulmuş. Tabii Osmanlı'dan kalan bir şeyler var. Osmanlı Roma döneminde Ankara batıya bakar, bildiğim. Osmanlı döneminde güneye bakar. Birisi Roma'yı karşılıyor, öbürü geçiş yollarının üzerinde. Bütün Ankara'nın hanları falan güneye bakar. Onun için bir geçit noktasıdır. Hatta ondan sonrası doğuya doğru birçoğunuz bilmezsiniz. Şu Ankara'nın da doğudan hiçbir resmi yoktu. Neyse şu cezaevinin bir yerine çıktım da bunu yakaladım. Müze olan cezaevinin. Tabii oradakiler gece kondu bir şey dokusu değil. Bu fotoğrafı da önemsiyorum ben. 19. yüzyılın ortasında bir Alman'ın çizdiği bize müthiş bir Ankara portresi veriyor aslında. Ve onun içindeki değerlere ben baktım. Mesela Sarı Kışla'yı hatırlarım. Ben şeyde doğdum, dış kapıda. Orada bilirdim Sarı Kışla'yı ama Kızıl Kilise. Bugün o tepenin adı hala Kilise Tepe'dir. Uybadı'nın yücel planına bakarsanız background'da. Ama o bize Ankara'nın şeyini veriyor, bir sosyal topografyasını veriyor. Hatta Yansen'in kullandığı altlıklarda da Yahudi mezarlığı, şey hepsi belli. Yani nerelerde ne olduğunu bize gösteriyor. Bu sanıyorum öndeki Sarı Kışla, arka sağdaki de Kızıl Kilise. Ve 1892 yılı Ankara'ya demir yolunun geldiği yer. Gene de Osmanlı döneminde demir yolu uzatıldığında ilk bulduğu yer Ankara. Demin sözünü ettiğim, karşılaştığınız yerlerdi. Gerçi Bağdat hattı daha güneyden gidiyor ama Ankara ihmal edilir bir yer olarak çıkmıyor. Bu rahmetli Tuğrul Hocam'ın analizidir. Yani Ankara'nın biraz kuzey, biraz batıda olduğunu, esas ağırlık merkezi artı işaretidir olduğunu çok açık gösterir. Bu da sanıyorum Lori Garin modelcilerini mutlu edecek bir çekim gücünün önemini vurgular. Birinci Dünya Savaşı'ndan başladığında Osmanlı Devleti iyice küçülmüştür ve Mondros Ateşkes Anlaşması ile Osmanlı neredeyse yok edilmiştir.
Ben bu çalışmayı yaparken bir daha okudum. Mondros'u şeyden, liseden beri kaçırıyoruz, okumuyoruz. Korkunç bir şey. Yani bu toprağın bitmesi anlamına gelen bir şey ve imzalandığı yer Zıhlı'nın adı Agamemnon. Yani Truva'ya saldıran Agamemnon. Adada lesbiyenlerin adası. Adı öyle yani. Şeyine bakarsanız neydi adamın adı? Mondros şeyindeki Lesbos şeycesi, Yunancası. Ama bu korkunç bir olay olarak şuraya bakın. Yani topun diye bir şey bırakmamış bir şeyden söz ediyoruz. Ateş kes anlaşmasından söz ediyoruz. Ve de Sevr'e doğru giderken işte herkes bir yandan yemeye başlıyor. Oradan Rum, oradan oradan. Şu gördüğünüz mavi İstanbul'dan Samsun'a uzanan iz Atatürk'ün izlediği rota. Oradan Amasya'ya geçiş, Amasya'dan Erzurum'a, Sivas'a ve Ankara'ya şey tarafından geliyor. Hep düşünmüştüm niye Dikmen'den geliyor? Çünkü yol oradan geliyor. Yani Kırşehir, Kaman üzerinden oraya geliyor ve onun için de oradan kente giriyor. Ve Atatürk Ankara'ya girdiği zaman yol ağı da o kadar. Onun için işte Atatürk'ü karşılıyorlar, ediyorlar. Ve Sevr'den bize kalan bu. O da bize kalmazdı. Dolayısıyla yani Kurtuluş Savaşı'nı ben çok önemserim. Kimileri bunu küçümsemeye kalktılar. Yok efendim neymiş de oymuş da buymuş da oymuş buymuş. Hepiniz varlığınızı buna borçlusunuz. Bir kere onu unutmayın. Devam edelim. Daha sonra başkent yapacağız. Nereyi yapalım? Tabii İstanbul'dan yarışıyorsunuz. Yani 2000 yıllık Roma'dan Bağdat'a bilmem nereye kadar uzanan bir şeyin o ağır kentle Arabiler gibi şey yapıyorsunuz, yarışıyorsunuz. Tabii bu yarışta Ankara'nın yeri ve yeni bürokrasinin şeyi hakim oluyor. Dünyanın birçok başkentinde de öyledir. Yani New York'un biraz uzağındadır Washington DC. Ya da Brezilyalılar yeni başkenti iç tarafta kurmuşlardır. São Paulo ve Rio ile yarışmamıyor. Denge unsuru oluyor. İşte Kanada'da Ottawa'nın yeri gene o şeyin içinde bir yerdir. İsviçre nedense Zürih ve şey dururken para memleketi Berlin seçmiştir başkent olarak. Yani bu türden bir yeni başkentler içinde yerini vuruyor. İslamabad Allah'ın dağında bir yer. Yani işte yayla. bütün hayat Karaçi'de cereyan ediyor. İşte Kazakistan yeni bir şey kurarken Astana'yı buluyor. Çünkü oraya hakim olacak. İşte Avustralya'da şeyin yeri Melbourne'la Sydney arasında bir yerdir. İkisi çünkü yarışıyorlar. Toplumda ikiniz de olmayın, ortanızda bir yer seçeyim diyor. Neydi onların başları ya? Canberra'yı buluyorlar. Dolayısıyla Ankara'da bütün bu süreç içinde, bunların içinde en doğal kent haline gelmiş olanı. Ve bugün 24 yılında şöyle olan bir kentte oturuyorsunuz. Daha 100 yıl olmadı. Onun için bir sürü sıkıntısı var, şusu var, busu var. O geliyor, bunu yapıyor, bunu yapıyor. Şikayet ediyorsunuz, altyapı kötü, ulaşım kötü, şu bu kötü ama daha bir 100 yıl olmayan bir kentte ve büyüyen bir kentte yaşıyorsunuz. Şimdi benim bu çekirdek ve çeper tanımıma bir miktar Uybadın Yücel planı oluşturuyor. Bir miktar da sanıyorum daha sonraki dönemdeki gecekondu ıslah planları oluşturuyor. Buraya ben çekirdek alan diyorum. Ondan sonrası beni hiç ilgilendirmiyor. Konut, konut, konut. Git Allah git konut. Kof, boş konut odaları. Böyle bir kent ama bu var kuramsal olarak. Ve de o noktadan buraya gelmiş bir kent. Bunları hızlı geçeyim. Yani nasıl bir kentti ama şu fotoğraf çok hoşuma gitti. Bu Ankara Üniversitesi yanında.
Berk Deresi'nin şu bölgesinde tiftik üreticileri var ve cemiyetleri orada. Çünkü orada tiftiği işliyorlar. Daha sonra geneler falan gelecek oraya. Ve Ankara'nın bir dönemki Hacı Bayram ve şeyin Berk Deresi'ne olan tarafında oturur Ankaralıların zenginleri. Bir dönem otururlarmış. Çünkü parayı onlar kazanıyorlar. İşte Roma'nın benti varmış. Hala Cumhuriyet döneminde bir eğlence yeri olarak düşünülmüş ama daha sonra genele oraya gelmiş herhalde başka bir eğlence mekanı olarak. Şimdi o da yok oldu, nereye gitti bilmiyorum, bir yerdedir mutlaka. Büyük kent odur. Büyük kentte bunların hepsi vardır ve siz uğraşacaksınız bunlarla. Utanmadan, sıkılmadan, probleminizdir çünkü. Ve Ankara'nın bağları. Tabii şey, Müslüm Gürses'ten dinleyelim. Burada Ankara havası da var işte. Yani bu, ilklerle benzeştirdiğim müzik bu sanıyorum ama ünlü bağlarım. Yani hatta Atatürk geldiğinde işte bir yer seçmesi lazım. Kuzeydeki eşrafla güneydeki eşrafın bir tartışması var. Güneyde bir Ermeni'den satın alıyorum, Atatürk adına alınan bir yer. Bugün köşkteki o eski binayı oluşturuyor. Ama kazara Vehbi Koç'un daha sonra satın aldığı Bağevi'nin tarafında bir yer verselerdi Atatürk'e, Atatürk 180 derece, 360 değil, şey olmuş olacaktı, takla atmış olacaktı. Dolayısıyla o gözle de bakın yani acaba yaşam, hayat, her şey tesadüflerden de mi oluşuyor diye bir benim düşüncem var. Son bağımız Sheraton Oteli'ne kurban gitti. Yani neyse, içtiyse şey kendini yeniden üretti. Şimdi ve şöyle bir şey buraya koymamışım onu, şöyle bir şey dikkatimi çekti. Belki Atatürk Bulvarı tartışmasında var o. Atatürk Bulvarı'nın bir tarafı köşkten başlar. Ulus'ta bitmez bana göre. İsim olarak Ulus'ta bitiyor. Bir tarafı nereye gidiyor biliyor musunuz? Vehbi Koç'un Bağevi'nin oraya. Dolayısıyla benim için Atatürk Bulvarı Beckham'ın olduğu yerden bugün köşkün olduğu yere kadar uzanan omurgadır. Ben öyle bakmayı yeğledim. Avrupa kentlerinin bir oluşumu var. İşte acaba bu Türk kentine uyuyor mu? Çok da uymuyor. Çünkü Orta Çağ merkezi var. 19. yüzyılda ise demir yolu ve kentlerin bugünkü merkezini oluşturan o benim kor dediğim alan var. Çekirdek alan. Ve demir yolu çok etkin burada. Türkiye'de bu kurama uyan tek demir yolu Sirkeci-Beri. Onun dışındakilerin hepsi dağın başındadır. Biz sevmiyoruz yani onu. Dağın başına gitsin. Hatta Kayseri'de alıp bir de şehrin dışına attılar. Ya Avrupalı gülüyor böyle bir şey. Şimdi ilk şeyimiz Löhrşehir. Herkes şey yapıyor, şudur budur. Ama Löhrşehir'in ve daha sonra Janssen'in ilk düşüncesi demir yolu etrafında bir merkez kurmak. Adam Avrupalı ya. Köylü değil ki. Demir yolunu görünce merkez kurmak istiyor. İçinden öyle geliyor. Ama biz onu sevmiyoruz. Dolayısıyla dikkat ederseniz Löhrşehir'de, gerçi onu hep şeye bağlıyoruz. Efendim şeydi de, bataklıktı da, şuydu da, bütün Türkiye'nin yarısı bataklıkta oturuyor. Yani niyet ettiniz mi yaparsınız onu. Ama Löhrşehir'in şeyi bu kadar ve bugünkü yeni şehir Löhrşehir. Bu da benim altın üçgenimdir. Herkes Bilbao'da bir tek bina görmeye gidiyor, ustamın binasını. Burada kaç tane mimar var ya? Ben buna altın üçgen adını taktım. Yani dünya mimarlık sergisi yapabilirsiniz burada. Onu hatta Kızılay'a kadar uzatırsanız, hepsi ünlü mimar yani. Bu dünyanın hiçbir yerinde rastlanan bir zenginlik değil diye düşünüyorum. Ankara yeniden üretiyor. Ne üretiyor? Yeni bir toplum üretiyor. Şimdi şu fotoğraflarda annem var, babam var, ben varım. Sonra da Cumhuriyet'in ürettiği işte çekirdek aile var. O en sağ alttaki o saçlı o benim.
Annemi, işte dedemle anneannem bütün yokluklara rağmen Erenköy Kız Lisesi'ne gönderiyorlar ve Ankara'ya gönderiyorlar. Babamı da Ethem Menderes Aydın'dan buluyor, Ankara'ya gönderiyor. Tesadüfen biz çıkıyoruz. Yoksa biz olmayabilirdik bütün bunlar olmasa diye düşünüyorum ama yeni toplum. Bir bakın şuraya, şurada anneannem de var. Şu anneanne, o Hafız Hanım. Şimdikilerden çok iyi Kur'an'ı baştan sona bilirdi. Öyle hatasız okurdu ama gelincik sigarasında çıkarır, kahvesini içer, namazını kılar ve bize şey yapar. Ve Ankara yeni bir insan üretiyor. Şu solda üstteki fotoğraf, ben Amsterdam'da bir müzede çektim. Adı Turkish School Girls. Yani school children değil, school girls. Ve bu yeni toplum, şu soldaki fotoğraflar da eşimin annesinin Ankara şeyinde okurken, yani şu fotoğrafı hayranım, barajdaki o fotoğrafı, Ajen Steinhalt etmiş. Yani şeyi falan, müthiş bir fotoğraf. Şunu çok sevdim, sol üsttekini, arkada bakanlıklar gözüküyor, karanfil konur oralarda bir yer fotoğraf diye düşünüyorum. Atatürk Orman Çiftliği üzerine çok durmayacağım ama Ziraat Fakültesi'nde okuyanları orada eğitiyorlar. Annem ve babam. Yerde oturan annem traktörde çiçekli elbiseli. O sağ saçı şöyle olan da babam. Yani sanki İspanyol iç devrimi, sağ özü, cumhuriyetçileri falan gibi bir dünya düşünüyor. Ve cumhuriyet ilk başta bulamıyor etrafta. Moncayeri gel sen diyorlar. Geliyor abim ve bunu biliyor. Böyle bir stili Türkiye'ye, Ankara'ya taşıyor. Ama ona karşı işte şey okulu var, Güzel Sanatlar Akademisi'nden Mimar Kemal. Onlar da başka bir dünya diyorlar. Bu çatışma hala sürüyor. Bakın. Bu bir diyalektik süreçtir ve olacaktır. Hala sürüyor. Birisi Orta Asya'ya bakayım diyor. Öbürüsü hafif İtalyanla işte onu birleştirirsen bu çıkar diyor. Ve bir yeni Ankara üretiyor. Böyle bir çerçevede. Ve yeni Ankara kendisini yeni kente, aslında biz yanlış olarak buraya Kızılay diyoruz. Değil. Yenişehir. Açık seçip posta adresi de Yenişehir'dir. Ben yavaş yavaş kendimi ona alıştırmaya başladım. Kızılay çok sonra verilmiş bir ad çünkü. Burası Yenişehir'dir ve Lörşehir filan da Yenişehir, Atatürk Bulvarı yok, geliyor havuzla bitiyor. İşte sol tarafta Uybadin Köşkü var, sağda da benim kolejim ilk yuvası var. Bitmiş orada Ankara. İşte bu da dolaşan, bundan birkaç tane varmış, aynısını bilmiyorum ama son gördüğüm Cer Modern'in bahçesinde gördüm. Ama aynı mı bilmiyorum, onu çalışmak lazım, ondan emin değilim. Peki herkesin bildiği, yani seni çok üzerinde durmayayım, birkaç şey üzerinde duracağım. Bir tanesi işte böyle bir dünyaya karşı yansıyan, yani öbürü neydi adam, Josley, Paris bulvarlarını tahayyül ediyor, böyle grandiosity, monumentality hepsi var Ankara'da. Ulan adam bakıyor, benim param yok ki diyor, ben Osmanlı'nın borcunu ödüyorum diyor. Kimi seçiyor ya? Biz Yansen'le idare edelim diyorlar. Ve Yansen, ama Yansen de ilk şeyinde dikkat ederseniz istasyon etrafında bir gelişme öneriyor. Bunu daha sonraki ayrıntılı planlarda vazgeçiyor. Ne vazgeçirtiyor bilmem. Onu da biri incelesin. Neyse, bence Yansen planının şeyine çek bir tek yerde önemsiyorum. O Kızılay'da biten bulvarı hafif kıvırtıp, hafif bir disco ritmiyle Çankaya'ya götürüyor. Bugün orada eski Kızılay binasının açısının bütün nedeni budur. Orada açı değiştirilmişti, orada boş kalmıştır. Yani bazen tesadüfler olabiliyor, ona dikkatinizi çekiyorum. İşte şu da benim Atatürk bulvarım, bir ucunda Beckham var, öbür ucunda Atatürk'ün köşkü var. Yani bence çok anlamlı, hep böyle şimdi simgeler üzerinden kent okuma diye bir şey çıktı yani. Ve Cumhuriyet yeni bir toplum ve yeni bir sanayileşme
getiriyor. Yani bunu da önemsiyorum. 10. yıl marşını da önemsiyorum ama işte Bülent Arınç onun yerine Mehter Marşı'nı önerdi. İkisi de değerdir benim için. Ama onun yerine o olmaz. Biri başka bir toplumun dışa vurumudur, öbürü benim toplumumun dışa vurumudur. Ben benim toplumumunkini, öbürünü tarihi bir eser olarak görerek ikisini de severim. Hiçbir itirazım da olamaz. Ve yeni Ankara kuruluyor. Acaba bu marşı gençler biliyor musunuz? Bilmiyorum yani. Çok basit ve hoş bir marş. Aslında o kadar basit bir 4-4-8. Burada bir laf var, o çok hoşuma gidiyor. Yoktan var edilmiş ilk şehir sensin. Belki ilk değil yoktan var edilmiş. Ama topluma bunun bir ideolojisi benimsin. Ve o kadar basit ki. Piyanoda bir öğretmen ve ilkokul çocuklarının çok rahat bilebileceği basit hecelerle bestelenmiş. Aruz vezni falan yok. Aruz vezni okutuluyor mu bilmiyorum şeyde. O yok. Anlaşılmayacak sözlük yok. Toplumun her kesiminin çok rahatlıkla anlayabileceği bir dil. Yani çok basit tabii. Beethoven değil. Katılıyor. Peki sonra yeni toplum, yeni şeyler. Bir şeye çok içim sızlıyor benim. O da bu hipodromun oradan kaldırılmasıdır. Ne yazık ki sosyal demokrat ideoloji onu kaldırmıştır. Aynı mimarın şeydeki, hepiniz Milano'yu seyrediyorsunuz değil mi? San Siro Stadyumu, futbol mutlu. Oradaki hipodromu da aynı Viola Vietti tasarlamış. İtalyanlar onu korumaya almışlar. Neyse, bu yeni toplum. Deniz yok. Denizi Ankara'ya getirmek gerekiyor. Şimdi Hülya neydi o kız getirmeye çalışıyor? Kaptan yani. Yani olamaz. Neyse, yeni şehir, yeni bölgeler ve bir yandan da işte Almanlarla temas var. Yani Nazi rejiminden kaçanlar Türkiye'ye davet ediliyor. Postmaster bunlardan biri, çok yapı yapmış Ankara'da, hafif modern, birazca Alman neoklasiği bir stili var adamın. Ona da eleştiri geldi, kilise mimarı diye. Yo, adam her şeyi yapmış, mimar. Ve de bunu son Aydan Balemir'in kitabında buldum. Bu ev nerede biliyor musunuz? Güven Mahallesi'nde. İlk ne sokak? İç sokak diye bir sokak vardır, kısacık. Orada tek ev kaldı. Belki de onda oturdu Postmaster. Tuğba diyor ki, bizim Mark Fortune diye bir hocamız vardı, orada oturmuştu diyor. O evde yıkıldı. Yıkıldı hocam. Yok, yok, köşede. Yıkıldı. Yok. Yıkılan daha arkada, bir üst köşe. Hocam, bu tek katlı, iki katlı, üzerine yalnız yalı baskısı yaptılar. Ha şeyde, girerken, okulun karşısında. Evet, o olabilir. Bir tek o kaldı. O bir üstte kırmızı çok hoş bir apartman vardı. Resmini isteyen olursa bende var. Benim öyle bir de manyaklığım var. Bulamadığınız fotoğrafları benden bulabilirsiniz. Sonunda Hostmaster devlet mimarı hakkıdır. Yani öyle bir görev üstleniyor. İşte oturduğu yer şu ortadaki kırmızının orası, Güven Mahallesi. Bütün bakanlıklar sitesiyle şeyi ona bu. Bu da adamın yaptığı işler. Yani hakikaten devletin mimarı. Bizim temel tasarım programını kuran hocamız Fritz Yaneba yüksek lisans stüdyosunda Hostmaster'la çalışmış 30'lu yıllarda. Yaneba'nın dolayısıyla 60'lı yıllarda Türkiye'ye gelmesinde UNESCO tarafından gönderilmesinin tesadüf olmadığını düşünüyorum. O konuda bir çalışmam var, bitmedi. Ne zaman biter bilmiyorum. Ben eğitim yapılarını yapıyor. İşte birilerini getiriyor. Sonra yavaş yavaş da Batı'yla temas, dünyayla temas, bu sefer bir uluslararası üslup da gündeme geliyor. Uluslararası üslupla, bütün üslupların çatıştığı bir mekana Ankara dönüşüyor. Hatta işte şimdiki opera binası, ilk sergi ev binası, mimarlar bir dönem Cumhuriyet tarihinin en iyi binası seçtiler. Bu üstteki şeyi.
Sonra ama onu bozanın polbonat olduğu söyleniyor. Böyle küçük minik süsler koyuyor sağına soluna. Yani şey sarkaş deviniyor. İşte rahmetli Emre çok kızardı. Niye bu Sayıştay binasını yıkıldı da Egli'ye yaptırıldı? Ya Emre'cim dedim, yani böyle sarkaç salınıyor. Şimdi de Egli'nin Sayıştay'ını koyuyoruz. Sarkaç öyle çalışıyor. Neyse, bir diğer Egli var, ikinci devlet numaramız. Biri şey, biri İsviçreli. Ama yeni toplum o. Kızlara bakın, en ortadaki annem. Manidifata dergisini vardı. Onu belki daha eskileriniz bilirler. Annem ciddetirdi onu bir İtalyan'da. Manidifata kızları diye dalga geçerdim annemle. Ve buz pateni pisti var. Ziraat fakültesinde. Neyse. Bu kentin büyümesi böyle o dönemde çeper sayılabilecek ama şimdi çekirdek alanın parçası olan yeni mahalle, bahçeli evler o dönemin, daha sonraki dönemin şeyde yeni şehir gelişiyor. Benim çocukluğum 10 yılı burada yaşadım. Bestekar sokakta şimdi Live Hospital denilen saçmalığın yanında küçük bir evde oturuyordum. Petrol ofisi binası yapıldı. Mimarı Vedat Dalokay'dı. Esat hocamla arkadaşlık oyuna gelirdi. Onları küçük hatıramda var. Benim hayatım Konur Sokak, Kızılırmak, Karanfil. Her sokak bir mahalleydi ve hep basket maçı, futbol maçı. Böyle bir dünyaydı. Yani bir küçük Ankara'ydı. Gönül Hanım da burada otururdu. Tuğrul hocam da burada otururdu. Dündar hocam da burada otururdu. Bu Ankara'nın çekirdeğiydi ve bütün Ankara şimdiki Sıdiye Kızılay arasında. Bunlardan da bir çoğu yok artık. İsterseniz satıyorum bu fotoğrafları. Google şeye girerseniz yavaş yavaş bulacaksınız bunları. İşte burada geçti benim. Epey bir Otlu'ya geldikten sonra bile hayatım burada geçti. Ben şehir çocuğuyum. Şehirde büyüdüm, şehri terk etmiyorum. Troleybüs gibi bir uygar ara. Ya tenezzüh için biner gezerdim. Ve ben Çankaya'ya taşındım babamlarla, pardon. O otobüs gelirdi, 10 vitesli. İçeride biz böyleyiz, bir vitesten öbürüne geçemez, çıkamaz, yokuşu der, inler. Siz bunları görmediniz, yaşamadınız. Sonra troleybüs geldi. Bastım böyle, jilet gibi çıkardık. Oh, troleybüs beklerdik yukarı çıkmak için. Öyle bir şey, yani uygarlık. Büyük sinema Ankara'nın bu toplanma yeri. Cumartesi akşamları sinema saatinden yarım saat önce mutlak bir konser olur. Moğollar, şunlar, sivrisinekler falan gibi. Ben sabahın köründe gider bilet alırdım. Sinemaya şimdi eskiden bilet almıyor mu? Neyse, bunun şeyini de, pastanesi de bir Rus, beyaz Rus'un işlettiği bilinir. Daha sonra Kızılay'daki havayolu şirketlerine bakın. Sabena, İngiliz, Panam, şimdi erotik shop, yok bilmem fantezi bilmem, bu işte çökme veriyor. Yani kentin succession invasion dediğim şey, işlevlerin bir kısmının dışarı çıkıp yerine başkalarının gelmesi. Bugün Kızılay ağlaşıyor, zırlaşıyor işte Edward Munch'un tablosunu bizim Kimyon'a dedim, sen bana bunu bir çiz bakalım dedim. Deniz Kimyon'a bunu yaptırdım da. Peki Anıtkabir bence çok klas bir tasarımdır. İki ekseni vardır. Eksenlerden Ankara'nın eksenleri. Türkiye'de biz böyle şeyi yaşamadığımız için eksenimiz de çok az. Yani bakanlıklar kartiyesi var. Bir de Anıtkabir'in eksenleri, birisi kaleyi buluyor hakikaten. Öbürü de Büyük Millet Meclisi'ni buluyor. Yani çizince gördüm. Bir diğeri de Gazi Eğitim Enstitüsü'nü buluyor. Yani. Gene spekülasyon yapıyorum. Gene şey yapıyorum ama başka türlü olmuyor. Ve de ne yazık ki mimarın koyduğu çerçevenin, Ankara gözüksün diye koyduğu çerçevenin içine devlet eliyle bir Orta Doğu amme bilmem nesiyle başbakanlığı rahatlıkla koymuşuz. Plancılar, çizin o çizgileri. Nasıl şeye çiziyorsunuz?
nedir o uçuş konisini? Burada da görme konisi çizin. Çizmezseniz bu olur sonunda. Neyse şu rölyefi bugün yapabilecek soyut düşünen birini tasavvur edemiyor. Yani bunun da dünya mirasına girmesi gereken eser niteliği kazandığını söylüyorum. Bu heykele bakın, önden sağ yanakta şu tabloyu göreceksiniz. Uray Başkanı ve İlbay. Nedir Uray Başkanı? Belediye Başkanı. İlbay, Vali. Ve heykel. Sonra Ankara'nın ünlüleri var. Bela Bartok gelmiş. Çağrılmış da gelmiş. Halk evlerinin davetlisi olarak gitmiş Çukurova dağlarında kayıt yapmış. Bartok'un müziği zor bir müzik aslında. Bizim soyutlaması bizi aşıyor. Bildiğiniz tınılar yok içinde. Bambaşka bir dünya. Ama adam bir şey öğretiyor bizimkilere. Arşivleme, müziği bilimselleştirme. Bunu öğretiyor. Türk beşleri bundan çıkıyor. İşte meşhur köçekçesi, ulu. Tolkien Demet geliyor. İşte neydi ustam? Karl Ebert geliyor tiyatro öğretmeye. En meşhurumuz ama tabii ki Şaşa Dalo. Abla da hala sağ bildiğim kadarıyla. Macar bir kadın. Bilmem kaç evlilik yapmış ama ikinci kocası Murat Belge'nin üvey annesi olur. Dikkatinize sunarım. 4 yıl Ankara'da yaşamış bu Hollywood yıldızı. Bu da bir ünlümüz. Bu Türkiye Bale, Türk Balesi Denlinek de Valuva'ya borçludur her şeyini. Sağ üstte Meriç Sümen, onun altında benim kızım Meriç. Meriç doğduğunda karşımızda oturuyordu çünkü Meriç Sümen. Hayat tesadüfleri sever miydi? Neydi öyle bir şey var? Edilbiret Ankaralı, Fazıl Say Ankaralı, Zara Ankaralı değil ama Ankara'nın ürettiği çok da hoşuma gidiyor. Dubçek Ankara'da oturmuş bilmem kaç ay. Elçilikler başlı başına Ankara'nın mimarlık mirasıdır. Eskisi, yenisi. Son olarak panoramyoya bunları girdim. Resimlerini çekmek çok zor. İsrail elçiliğini uzaktan çekerken baktım, sağa baktım, sola baktım, izleyen var mı, gözleyen var mı? Onun için dikkatli olun resim çekerken de. Peki, elçilikler de bir şeyimiz. Ankara 1957'ye geldiğinde çeperi güçlendiren plan. Tabii mimarları ya da plancı demiyorum, mimarlar iyi niyetli ama kötü Ankara o zaman çıkıyor. Yani kenti geliştirmeden kentin üzerine bir iki misli yoğunluk bindirmek. Ben buna çirkin Ankara'nın temelleri atılmıştı ve bu dönem değişecek. Bugün bu dönemin binaları değişiyor, gözlüyorum. Tek tek daha modern yapılarla değişmeye başladı. Yeni yoğunluk istemiyorlar. Daha modern bir yapı, daha çok birim. Yani bizim aklımızda hep şey var ya, emsal değişmeden abi olmaz, oluyor. Bu üçüncü oluş olacak. Peki bir yandan da ulus da kendini yeniliyor. Kızılay'da yani öldü çöktü diyoruz. Kur'an diyor ki yok çökmez diyor. Yeniden merkeze dönecektir kent diyor. İlâ nihayet Polatlı'ya kadar gitmez diyor Kur'an. Ve gecekondu bugün Türkiye'de gecekondu yapılmıyor artık. Bitti. İyi mi kötü mü bilmem. Ama ucuz iş gücünün mekanıydı ve hepimiz bunu gördük. Yani benim yaşamım içinde şu 4 fotoğraf. Başladı, gelişti, bitti. Ve kaçak yapılaşma, Demet Erler. Ve bir dönüşüm meselesi var. İşte Ottu kazaran, kızın kızmayın, ne derseniz deyin, o benim, şu benim. Ya bir bozkırı dönüştürmüş birileri. Kemal Kurdaş sayesinde, babamız, öyle diyorum. Ve Uybadin Yücel Ankara'yı planladığında, şu gördüğünüz Uybadin Yücel planı ve Ankara bir ön ve Ottu'ya verilen araziye bakın. Ankara kadar. Yani bizimkilere diyorum, Menderes olmasaydı kimse vermezdi size diyorum. Homurdanıyorlar bana. Öyle bir gerçektir. Ve
Yani o kadar homurdanmasınlar. Menderes'i seviyorlarsa Otlu'yu da sevmediler. Temel atma töreninde dönemin 3 kişisi var yani. Evet. Peki o dönem kendini çok çabuk şeyi doluşturuyor Çanalı ve Ankara Metropolitan Alan Bürosu, Haluk Alatan hocamı rahmetle anarım, onun ekibi yeni bir planlama anlayışı getiriyor. Ve kenti çepere açıyor. Bakın önemi burada. Merkezi bitirdik, şimdi çepere açılıyoruz. Ve artık ODTÜ var, planlama kuramı var. Birileri hesap yapmayı biliyor, projeksiyon yapmayı biliyor birileri. Başka bir dünya var. Yani sen ne yapsın? Bak, ya kaç kişi istiyorsunuz? 70 bin yap. Niye? Ben adama hani kızamam ki. Belki de doğrusunu yapmış. Bilmiyorum. Ve de Ankara Nazım Planı çepere, özellikle Batı ve Güneybatı koridoruna kenti açıyor. Bu çeper oluşuyor ve bir fikir daha getiriyor. Yeşil kuşak fikri getiriyor. Çünkü Özcan Altaban İngiltere'den geliyor, Haluk Bey de Milano mu Roma orada bir yerden geliyor. Dolayısıyla yeni fikirler var. Sadece mimarlığın yetmediği anlaşılıyor. Ve artık nüfusu tutturuyoruz. Bu iyi mi kötü mü bilmiyorum ama 50 yıl kimse tahmin edemez. Sapıklıktır 50 yıllık tahmin. Tahmin edebileceğiniz taş çatlası 10 yıl. Ben öyle düşünüyorum. Ve de bir düşünce daha getiriyorlar. Sanayi odaklarıyla konu. Bu da İngiliz yeni kentlerinden hocalarını öğrenip Ankara'ya getirdikleri yenilikler. Batı kenti beğenmiyoruz. Ben de beğenmiyorum. Ben zaten çeperi beğenmediğim için ukalayım. Ama Prens Charles ödül verdi. Ne diyeceğiz? Yani uygulandı ve yapıldı. Böyle. Peki, hem özel kesim, hem kamu kesimi bu sefer çepere yayılıyor. Bu ne demek? Eskinin yapsakçı müteahhit yerine tek parselde büyük konut sitesi yapan firmaların piyasaya girmesi demek. Bugün tümüyle artık o piyasa oluştu. Şehir merkezinde yapılan yatırımlarda da artık eski Laz müteahhit yok. Çok daha bilinçli, daha pahalı işleyen küçük bir makine yapmak. Bu değişti. Küçük bir arada bizim yapısal planımız var. Tek işe yaradığı şey metronun rasyonalize etmek oldu. İşte bir miktar Lori Garin ile bir miktar Raci ile benim kalemim çıktı. Mesele tek koridor yerine çok koridorluluğu getirmek. Bu kadar basittir şey. Peki bugün Ankara artık o kalenin etrafına sıkışmış bir şey değil. İstanbul gibi sınırsız bir kent mi, Edgeless mi? O da değil sanıyorum. Ama ikisi arası bir şey. Ve çok kof bir konut dokusu var bence. O kadar sanayi ve şey geliştirebilmiş mi Ankara? Sanmıyorum. Ankara'nın daha farklı yönetimlere gereksinimi olduğunu da düşünüyorum. Bu benim şeyim. Ve kentin yenilenme, transformation dediğiniz şeyin bir sürü adı var. Tek bir transformation olamaz. Biz onu tek bir kaba koyduk. Kimi zaman yeniliyoruz. Hızla geçeyim. Kimi zaman temizliyoruz. Yerine geçiyoruz. Birincisi kat artışı. Ötekisi gecekondu ıslah planı. Gecekondu ıslah alanları bugün kentin çekirdek alanını yoğunlaştıran, büyüten bir uygulamadır. Kötü yanlışlar da ama bazen de şey kent iyidir, sıkışıkken. Yoksa gidin sonsuza kadar. Peki, gecekondular için işte o dönemde 3 model biliyordum. Belki eklenmiştir, vallahi izleyemiyorum artık. Yasaları hiç izlemiyorum. Birisi sorarsa bakıyorum. Ben artık emekliyim çünkü, siz öğretin. Birisi sorarsa açıp öğreniyorum. İzleyemem. Benim görevim de değil bunu izlemek. Ama bu fotoğraflar kendi yaşam sürem içinde çektiğim fotoğraf. Şimdi şunu da öğrendim yaşlandıkça. Hiçbir şey sonsuza kadar değildir. Katiyen.
Bunu öğrendim. Bunlar hep aynı yerler. Aynı yerler. Ve biz ne yazık ki Ankara 2015 yaparken bile gecekondu ve ön dönüşeğini görmedik. Kendi kendimi suçlarım. Kendi meslek adamlarını ve akademiyamı da suçlarım. Biz gecekondunun kullandığı tabak çanakla ilgilenirken gecekondu tümüyle yok, değişti ya, yok oldu. Yani öyle. Bunları biraz gavurlar için hazırlandığından sizin bildiğiniz konular ama şu işte modeller bunlar. Şurada bir şeyi size dinletmek isteyebilirim. Bu benim uyguladığım gene bir Pete Seeger bestesidir. There Have All The Flowers Gone diye bir müziktir bu. Ben onu There Have All The Squatters Gone diye İngilizceye ve Türkçe'ye çevirdim. Yani bu bir cycle'ı anlatıyor aslında. İşte savaşa gider ölür falan sevgilisi. İşte There Have All The Flowers Gone to bilmem yan bilmem ne falan. Sonunda hepsi toprak olurlar diyor. There Have All The Squatters Gone. Şeyin Erhan Acar'ın bir şeyi vardı. Bazı yerlerde küçük küçük böyle korusak diyordu. Şey olarak. Neyse, yeniden geliştirme. Buradaki yeniden geliştirmeyi başarılı bulurum. Ama şimdi bunların cephelerini neoklasikleştiriyorlar. Ne varsa. Modernizmin çok hoş kütle mekan ilişkisidir. Şu cephe. Cengiz Bektaş'la Oral Vural abim de vardır. Öndü şeyler var. Sağlıklaştırma, iyileştirme, canlandırma. Biz bunlardan pek anlamadığımız için ya yıkıp yeniden yapıyoruz. Neyse diyorum, korumacılar çok kızıyorlar ama hiç değilse apartmanlaştırmamışız. Affedin diyorum. Yani bu da bir başarıdır diyorum. Çünkü kent biraz gidiyor, sonra geri dönüyor. Hadi işte ulus bizim ulus falan diyorduk, bitti. Bizim ulus yok, başka bir ulus var. Canlandırması var, şu su var, bu su var ama kent canlı ve yeniden kendini üretiyor. Bunu önemsiyorum doğrusu. Bunun yıkılmasına üzüldüm. Yani keşke Londra'daki modern şey bir yılda kendini amorti etmiş, biliyor musunuz? Eski elektrik santrali. Neydi adı? Teknik. Peki, ben biraz hızlanacağım. Başarılı bir çalışma. Bunu da başarılı buldum. Mesela bizim Görbüz şu şeye baktı, Koğuş'a hocam ben burada yattım dedi. Görbüz'ü tanır mısınız? Şehirciler tanırlar. Bazısı beni rahatsız etmiyor. Her dönemin binası vardır. Bazen böyle abuk subuk şeyler giriyor araya. O da zamanla unutuluyor. İşte Gaudi'miz de var. Yani. Çocukluğumun Ankara'sı, bunlar hep sevdiğim yapılar ama fotoğrafını isterseniz bana göreceksiniz. Çünkü artık yoklar. Bazen işte ustam rahmetli oldu ama bir atılım yapıyor. Yani Ankara'da bir yaratıcılık var. Beğenip beğenmemek başka bir şey. Hacettepe tümüyle bir eski mahalleyi yok etmiş. Söyleyeyim size. Haluk Alatan'ın evi dahil. Ama yüklü paralar ödediler diye biliyorum. Benim sünnet olduğum yere bu binayı yaptılar. Ben orada Karaböcek kardeşler daha çocuktu. Kara yılan vardı, davulcu, onlar geldiydi bizim törenimize. İyi bir örnek. Yeniden edinme üzerine. Biraz son hali hiç beğenmediğimi söylemem lazım. Gençlik Parkı'nın bütün aslan kenti yeniden üretmek. Bu benim altın üçgenim. Biraz hızlanayım. Gay Timbi bizim İngilizce kitabımızdı. Gazi'de şeydi.
İngilizce departman şefiydi. Benim yaşımdakiler bütün İngilizceyi ona öğrendiler. A house, this was a house. What was this? It was getting this house diye ben onu bir radyo programına uyarlamıştım. Neyse, biz şeyden anlamıyoruz. Yani bugün Atatürk Bulvarı yok. Celal Bayar yürürdü burada ya, bir kişiyle yürürdü. Böyle 30 arabalık şeylerle böyle vahşet saçarak gitmezlerdi. Menderes'in evi hemen oracıktaydı, görürdünüz. Bahçesini görürdünüz. Yani bu verdiğim örnekler hani herhangi dünyanın örnekleri. Onun için kasten. Burası Urban Transformation olan. Silüetin dönüşmesi. Büyük Ankara Oteli'nin, bunlar da böyle şeyler işte. Yani ben hala AK Parti'nin binasının Halk Partisi'ninkinden iyi olduğunu düşünüyorum. Hiç değilse neoklasik. Evet, Vedat Bey'in camisi yapılsaydı soldaki olacaktı. Tabii kavga sürüyor. Bir tepeye Anıtkabir'i yaparsanız öbür tepeye camiyi yaparım. Logo kavgası bitmez. Son logosu fena değil ama böyle kedi falan var. İlk ya darma bir şey ya. Neyse, kent bir yandan da gidiyor geliyor böyle şeyler var. Merkez ölüyor mu, kalkıyor mu ama kent kendini yenileyerek varlığını sürdürüyor diye düşünüyorum. Ama bu yenilemede bir şey dikkatimi çekiyor. Yüksek yüksek yapılar var. İş yok Ankara'da. Devlet kira. Yani hepsinde yok bilmem ne politikaları bakanlığı, bilmem ne sağlık bakanlığı, bilmem ne genel müdürlüğü bilmem nesi. Yani planlama aslında gereken yerde gerektiğini yapmak. Bize öyle öğretildi. Bizi şimdi dinozor ve kötü adam olarak görebilirler. Sermayenin dediğini yapmaksa borç. Siz bunda yaşayacaksınız bakın. Seversiniz, sevmezsiniz. Neyse biraz romantik olarak benim Ankara'm buydu. Her moruk gibi diline vuruyor insanı. O gidince de üzülüyorsunuz tabii. İşte ne uygunun karşılığı şudur budur. Ben hep şurada yaşadım bir tek ODTÜ dışında. ODTÜ bu eksenin dışında kaldı. Dış kapıda doğdum. Şurada bir yerde bir ev. Turgu Fevzi Çakmak'ın evi derlerdi. Bir ilkokulda başladım. Mimar Kemal'in okulunda devam ettim. Hep şey, kolejle Cumhuriyet Kurumu'dur, var oldum. Şimdi şu evde oturuyorum. Ama sonu geldi. Savunuyordum, güveniyordum ama artık baş edemiyorum. Bedelini ödeyemiyorum bu evi. O evi annemle babamdır müteahhit. Bilmem ne efendi değil, o değil, bu değil. Yamalı bohçayla gezerlerdi o insanlar. Bizim gibi tüketici dediğimlerdi. Ama öyle bir dünya. Ankara'nın şarkıları var, dinleyebilirsiniz bunları. Bunu burada bırakıyorum. İsteyen alabilir. Birine Zuhal Olcay söylüyor. Öbürünü Ankara'dan abim geldiği söylüyor. Ama şunu anladım. Yalnızca elmaslar sonsuza kadardır. Şehirler değil. Onu anladım. Mesela Erkin Koray'ın bu şarkısı muazzam. Bu dinleyin alın burada. Tabii Ankara'nın taşına baktı çok. Son olay beni vurdu. Yani bu Ankara'nın şeyidir, vurduğu yer burasıdır. Hepimizi vuran, vurulduğu yerdir burası. Odur, budur, şudur, feşmekandır ama Cumhuriyete vurulmuştur bu darbe diye düşünüyorum. Şimdi şunla bitireyim. Frick makamıyla başladım. Iron Maiden'ın, ulan Sengin Borun Iron Maiden'la ne ilgisi var diyeceksiniz. Sözleri çok güzel. Yarını hatırlayın. Remember tomorrow. Ve ben bu Frick makamı olduğu iddia ediyorum.
yan taraftakini söylemiyorum şimdi. Her neyse. Ama eskiden Diamonds Are Forever'la bitiriyordum. Bugün bununla bitireyim dedi. Ne de olsa Freak'lerin de torunlarıyız, unutmayın. Peki, teşekkür ederim.